Hepimizin sabırsızlıkla beklediği açık oturuma geçmeden önce birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geleneksel Perşembe sohbetlerimize 8 Aralık 2005 Perşembe akşamından itibaren başlıyoruz. Her Perşembe saat 20'de Ocak binamızın toplantı salonunda değişik konuları işleyeceğiz. 8 Aralık Perşembe akşamı ilk toplantımız Profesör Doktor Mehmet Şişman 2 yılını Kırgızistan'da geçirdi, görev gereği döndüler. Bize Kırgızistan izlenimlerini anlatacaklar. Sohbetlerimize dileyen dostlarımızı bekliyoruz. Geçen çalışma döneminde çok güzel, etkili faaliyetler gerçekleştiren Türk Ocağı Hanımlar Kurulu, bu çalışma döneminin ilk toplantısını dün yaptılar. Bir dizi faaliyet gerçekleştirmek için çalışmalara başlıyorlar. Hanımlarımıza, genç kızlarımıza her zamankinden bu ülkenin daha fazla ihtiyacı var. Onları da bu toplantılarımıza davet ediyoruz. Türk Ocağı'yla bağlantı kurdukları takdirde çalışmaların mahiyeti hakkında bilgi alabilirler. Değerli dostlarımız, Türk Ocakları Genel Merkezi'nden ve Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan bir duyurumuz var. Yine her yıl gerçekleştirdiğimiz kurban geleneğimizi bu sene de gerçekleştireceğiz. Birleşmiş Milletler'in yardımını kestiği Azerbaycan Karabağ göçmenlerine öncelikle olmak üzere Kırım ve Kerkük Türklerine kurban etlerimizi bağışlama kampanyamız var. Bu seneki beher kurban değeri 150 dolar. Dileyen dostlarımız sizler, bizlerle temasa geçerek hesap numarasını, nasıl bir işlem yapılacağını öğrenebilirsiniz. Efendim, eminim ki biraz sonra engin tecrübeleri, bilgileriyle birçok soru işaretinin kalkmasına sebep olacak bir açık oturum dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Belki de birçok sorunun doğmasına sebep olacak bir toplantı olacak aynı zamanda. Sizlere gençlerimizin, Ocaklı Üniversiteli gençlerimizin dağıtacakları soru kağıtlarını yine onlara teslim ediniz. Ama soracağınız soruyu hangi değerli konuşmacımıza yöneltiyorsanız lütfen ismini belirtin ve kimliğinizi lütfen yazın. Başka türlü değerlendirmeyi almamız mümkün değil. Bunu da istirham ediyoruz. Muhterem misafirlerimiz, Türklük davasına, Türk milliyetçiliğine gönül veren değerli dostlarımız. Eskişehir Türk Ocağı'nın haber bülteni ayda 1'in Kasım sayısında 4 Aralık yani bugün üniversite problemini işleyecek bir toplantı yapacağımızı duyurmuştuk. Ancak vatanımızın bir köşesinde tırmanan ve hepimizde hezeyana sebep olan gelişmeler programımızı değiştirmemize sebep oldu. Bez parçalarıyla, hain başının posterleriyle, suretleriyle yapılan isyan provalarının güvenlik görevlerine ve ailelerine, çocuklarına kadar uzanan aşağılık saldırıların hesabı sorulması gerekirken, olanların suçlusu olarak birkaç güvenlik görevlisinin gösterilmeye çalışılması hepimizin öfkesini, hezeyanını artmasına sebep oldu. Bu nedenle istedik ki bu konuyu, dolayısıyla devletimizin birinci problemi olan bölücü terörü konunun uzmanlarından dinleyelim. Ben sözü fazla uzatmayayım. Açık oturumu yönetecek olan Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda ocağımız başkanı Profesör Doktor Nedim Ünal'ın toplantıyı başlatması, misafirlerimizi davet etmesi için mikrofona davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Karşıdaki ışıkları kapatır mısınız çocuğum?
Aziz dostlarım, iki özürle başlamak durumundayım toplantıya. Bir, saat azizliğine uğradık. Davetiyelerde 13 otuz olarak yazılmıştı. Ama size duyurduğumuz bez afişlerimizde saat 13 olarak yazılmış. Ondan dolayı ola ki 13.30'da gelenler mağdur olabilir düşüncesiyle toplantıyı 1.30'da başlamayı uygun gördük. O sebeple 13 olarak görüp de önceden gelenlerden özellikle af diliyoruz. Lütfen kusurumuza bakmasınlar. Biz bu konularda dikkatliyizdir. 18 senedir bizim bu konferanslarımızı takip edenler bu konuda ne kadar dikkatli olduğumuzu ve zamanın her şeyin üstünde ayrı bir değere sahip olduğunu bildiğimizi çok iyi bilirler. Kendilerinden af diliyoruz. Bir diğer özür. Efendim, evet, bugün bu toplantıyı Sayın Ömer Lütfü Mete, Sayın Hasan Ünal ve Mahir Kaynak Beyefendi ile yapacaktık. Ve tam da gündeme cuk diye oturmuştu. Türkiye'de şu anda ilk ağızdan dinleyebileceğiniz esas kişiler bugün Türkiye'nin gündemini işgal eden ve hepimize son günlerde düşündüren konuları konuşacaklardı. Ama ne var ki Mahir Kaynak Bey sabah 07'de hareket edecekti, araba göndermiştik, gelecekti. Ama rahatsızlandı, taşikardisi var. Dolayısıyla yola çıkamadı maalesef. Ama şunu söyleyeyim, şimdi tekrar dışarıda konuştuk. Önümüzdeki hafta bu saatten inşallah burada olacağız. Mahir Kaynaklı Bey'le beraber tek tek, hele de şimdi zaten Ömer Lütfü Bey'le de kısmen bu kitabı konuşacağız. Bu kitap geçen hafta çıktı. Ömer Lütfü Bey ve Mahir Kaynak Bey'le beraber yapılan bir mülakatı bir araya getiren bir kitap. Evet, kitabın adı Derin Devlet ama bu kitabın içerisinde derin veya derin olmayan veya operasyonlar muhtelif hemen her şey var. Bilinmeyenler var, bilinmeyenlerin cevabı var. Bugün burada bunları birebir dinleyecektik ama bir hafta daha sabretmenizi özellikle istirham ediyorum. Önümüzdeki hafta saat 13'te pazar günü, tekrar söylüyorum, 11 Aralık pazar günü saat 13'te yine burada Mahir Kaynak Bey ile beraber olacağız. Şimdiden bu konuyla sizlere iletmiş olayım, haberdar olmuş olasınız. Aziz dostlarım, geçen ayın başında Türkiye bir anda sallanıverdi. Ne olduğunu anlayamadık. Şaşırıverdik. Terör bitmişti, durmuştu. 7-8 senedir Türkiye'de bir şey olmuyordu. Ama bir bomba patladı. Bombanın arkasından 35 bin nüfuslu Yüksekova'da 40 bin kişi yürüyüş yaptı. Şemdinli'de başka bir şeyler oldu. Ve Türkiye teslim edildiğinde süklüm püklüm, bitmiş tükenmiş, yardım dilenen bir adam konumunda olan birisi, bir adada misafir olan bir kişi bir anda kahraman mesabesine yükseldi. Türkiye'deki belediye başkanlarına emir veren, belediye başkanlarının emir aldığı, sözünü dinlediği, hatta iktidar partisinin belediye başkanlarının bir kısmını bile belki emir aldığı adam konumuna taşındı ve Türkiye'de önemli bir adam, önemli statüye sahip bir adam haline geliverdi bu adam bir anda. Ve Türkiye'nin ruhi durumuyla oynandı. Türkiye bir aydır ne olduğunu bilemez vaziyette. Ama bizim konferans davetimizde de olduğu gibi, dün de Eskişehir'deki bir mahalli gazetecinin de yakaladığı gibi, biz bu işleri konuşuyoruz. Olaylar cereyan ediyor. Arkasından hemen olağanüstü toplantılar, olağanüstü toplantıyı takip eden birbiriyle hiç tutarlı olmayan bir takım açıklamalar, ne olduğu belli olmayan her kafadan çıkma açıklamalar yapıla geliyor. Arkasından 10-15 gün devam ediyor bunlar ve 10-15 gün sonra gündemde başka bir mesele yer alıyor. Dünkü Eskişehir'de gazetede ifade edildiği gibi, evet diyor, yarın Türk Ocağı'nın toplantısı eminim çok büyük kalabalıklarla idrak edilecek. Yeni bir takım şeyler duyacağız, enform olacak, bilgileneceğiz, doğru. Ama 10-15 gün sonra hem biz unutacağız bunu, hem de Eskişehir'dekiler unutacak. Vakti ki birileri Türkiye'nin ve dünyanın gündemine bu konuları yeniden taşıyıncaya kadar diye. İşte biz bugün bu konuların gündemden gitmemesi için, bu işin esas sahipleriyle beraber bu işin ne olduğunu, niçin yapıldığını, gerisinde ne olduğunu konuşacağız. Evet, bunlardan bir tanesi,
hepinizin yıllardan bu tarafa bilebildiği bir çağ, bir çilenin adamı, bir davanın adamı, bir fikrin adamı, bir gönül adamı, bir arkadaşımın ifadesiyle bir tavrın adamı, evet, Ömer Lütfü Mete Bey ile beraber olacak. Buyurun Sayın Mete. Evet Sayın Ömer Lütfü Mete, hem yazar, hem fikir adamı, aynı zamanda hiç kendisinin bu şeyinden hissedilmeyecek şekilde senarist, işte film senaryoları ve vesaire diğer şeylerin yazarı, çok farklı, çok değişik, çok değişik bir dostumuz şu anda da Sabah Gazetesi'nin yazarı Sayın Ömer Lütfü Mete. Bildiğimiz Deli Yürek, son zamanlarda oynanan The İmam filmlerinde aynı zamanda senaristi vesaire, onunla beraber birçok şeyinde senaristi olan dostumuz. Bir diğeri, yine yıllardan bu tarafa bu konulardaki düşünen kafasıyla, kararlı tavrıyla bildiğimiz ve Kanal 6'da yıllardan bu tarafa yapmış olduğu programları da yakından takip ettiğiniz ve eskiden Zaman Gazetesi'nde, şimdi Yeni Çağ ve Milli Gazetelerinin yazarı olan ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Hasan Ünal kardeşim burada. Evet, buyurun sayınlar. Evet aziz dostlarım, az önce Süleyman Bey ifade etti. Soru kağıtlarımız sizlere dağıtılacak. Ben mümkün olduğu kadar sizin sormayı düşündüğünüz soruları bu iki dostuma sormaya çalışacağım. Hatta belki de adletmediklerimizle sormaya çalışacağım. İstiyorum ki bugün farklı bir beyin fırtınası yapalım. Kafamızda oluşan, müpem kalan bir takım şeylerin sorularını da burada bulmaya çalışalım. Zaten Sayın Ömer Lütfü Mete bu soruların cevaplarını aramaya epey meraklıdır. Epey meraklıdır. Buradaki Derin Devlet kitabında da kısmen bir kısmının da cevapları zaten var ve verilmeye çalışılmış. Burada herkesin huzurunda da, Türkiye'nin önünde de bunların cevabını bir bakıma bir taraftan bulmaya çalışalım. Ama bir taraftan da sadece bu cevapları bulmak, aramak değil, bir taraftan da bu işler ne olacağı, iki tane muzdarip insanın, iki tane düşünen kafanın ağzından da bunların cevabını bulmaya çalışalım. Sayın Mete, evet, bundan bir ay kadar önce ne oldu efendim, Şendinli'de ne oldu? Ne oldu? O güne kadar Türkiye'de bir şey yok. Vakıa bir şey vardı. Bir seneden bu tarafa bir şeyler başlamıştı. Güneydoğu'dan bugüne kadar gelen cenaze miktarının 100 civarı, şehit cenazesinin 100 civarında olduğu ifade ediliyor. Son 3 aydan bu tarafa sadece Şendinli civarından gelen cenaze miktarı 14-15 civarında patlama var. Ama bunlar bizi çok fazla etkilemedi. Şehit cenazeleri geliyor, Güneydoğu'da olaylar oluyor. Şendinli'de son bir ayda bu kadar patlama oluyor. Bunlar bizi çok fazla etkilemedi. Ama ne olduysa bir şey patladı. O patlamayla beraber cerahat ortaya döküldü. Neydi efendim bu? Size saygılar sunuyorum. Bir şey düzelterek verirseniz başlayayım. Yani Sayın Hocam teveccüh gösterdiler hakkında. Bu konularda herhalde iddialı olduğumuzu zannedilmesine yol açabilecek iltifatlarda bulundular. Ve bu bahisleri bir anlamda sahibi az olan bir konu olduğu için amatörce meraklanarak öğrenmeye çalışan ve halen de sadece öğrenmeye çalışma durumunu koruyabilen birisiyim. Tartışıyorum. Bulduğum ortamlarda, bulduğum fırsatlarda sorularımı soruyorum, sorgulamamı yapmaya gayret ediyorum. Anlayabildiğim, çizebildiğim kadarıyla bu kompleks oyunların, bu karmaşık fikrinin açıklık kazanmasına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bu aciz ifadesiyle hocamızın sorusuna, ana sorusuna, yani Şendinli meselesine nasıl baktığımı ifade etmem lazım. Bu aciz çerçevesi içinde. Af buyurun, ancak böyle yapabilirim. Şimdi elbette ki somut veriye ve bilgiye dayanarak Şendinli meselesini inceleme fırsatım olmadı. Bunun olması için oraya gidip her tarafı, bütün unsurları ayrı ayrı araştırabilecek bir imkan bulmam gerekirdi. Buradan oraya sizin yaptığınız gibi ben de ancak
akıl yürütmeyle bir yerlere varmaya çalışıyorum. Hiç özel, derin bir bağlantım yok, olmadı ve yarın da olmayacak. Özgür düşünebilmek için daima bu konularda veya herhangi bir konuda hiçbir angajmana sahip olmadan fikrimi söyleyebilme hakkımı koruyabilmek için yarın da olmayacak Allah'ın izniyle. Bu yüzden sadece beni bağlayan kanaatler ifade edebilir. Bir kere bunu söyleyen bir insanın şu oldu bu oldu demesine imkan olmadığını hemen takdir buyurursunuz. Ama sonuç olarak anlamamız gereken en önemli şey şudur. Dışarıdan büyük ya da küçük orta ölçekli devletlerin desteğini alsın ya da almasın, bir terör örgütünün şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha fazla devlet gibi oyun oynadığını gösteriyor. Şengin olayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha fazla devlet gibi davranan bir eşkıya çetesinin varlığını gösteriyor. Sonuç budur. Bu ülkenin kocaman gazeteleri, televizyonları Şengin'le olayı olduğu günden beri bize ne yapıyor? Bir PKK katilinin şahitliğinde olay takdim ediyor. Ana şahit kimdir? Karakol baskınına katılmış, 15 yıl yatmış ve hala karanlık işlerin içerisinde, terörün içerisinde, örgütle kavgalı, örgütle hem bağlantılı bir Ademoğlunun gözlemine dayanarak derin devlet suçlaması, ki bana göre derin devlet diye bir yapı Türkiye'de yok. Bu suçlamayla aslında işte askeri olabildiğince somutlaştırılabilir bir ifadeyle Türk ordusunu yıpratma sonucunu doğuracak bir yayın kampanyası sürdü. Geçen gün gazete köşünde de ifade etmeye çalıştığım gibi hemen bir Susurluk benzetmesiyle sanki Susurluk'ta bir şey oldu ya da olanlar neyse onları çok iyi biliyorlarmış gibi Susurluk istemezdik, yeni bir Susurluk olmayacak diye dayılanmalar, meçhul suçluya karşı sahte kabadayılık gösterileri sergilemeye başladık. Medyasından siyaset figürlerine kadar pek çoğunda sadece bunu gördük. Bu bir devlette olmaz. Bir aşiret ortamında, aşiret yönetim anlayışının hakim bulunduğu bir toplulukta bu kadar hafif yargı olabilir. Bir katilin beyanı üzerine kamuoyunda neredeyse hakim kanaat orada bir derin devlet eylemi olduğu yolundadır. Bir, derin devlet yok. Hep söylediğim gibi derin çeteler var. Kendini derin devlet diye kabul ettirmeye çalışanlar var. Senin benim derin devlet olduğunu zannetmemizi arzulayan bir yerler var. Ama bunların hiçbirisi derin devlet değil. O yüzden bana göre Şengin'de ayrıntıda ne olduğunu anlamaktan daha önce bugün Türk milletinin şaşkınlıkla izlediği devlet idraki kaybını çözmeye ihtiyacımız var. A'dan Z'ye, tabandan tavana Türkiye şaşılacak bir şekilde bir devlet idraki fukaralığı yaşıyor. Askerinden siviline herkes de devlet olmanın gerektirdiği tavırları sergileyememe konusunda bir yarış var adeta. Sergilememe inadı var neredeyse. Açıklamak mümkün değil. Ben şahsen açıklayamıyorum. Çünkü bunca devlet yıkmış, bunca devlet kurmuş bir milletin genlerinde olması gereken o zengin tecrübeye rağmen bugün Türkiye'de yaşayan toplum, bugünkü Türk milleti devlet idraki konusunda dünyanın en müptezel toplumlarına denk tavırsızlıklar, hareketsizlikler, gafletler, dalaletler sergileyebiliyor. Onun için kendi kendime soruyorum, devlet ne? Ben sadece derin devlet yok demiyorum. Hocamla gelir gelir yolda da konuşuyorduk Hasan Bey'le. O itiraz etti ama
Ben Türkiye'de sadece devlet yok demiyorum. Türkiye'de devlet de yok. Aşağı yukarı birkaç yıldır bunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti şu anda devlet değildir. Devlet olması için, bir devletin devlet olması için bir numaralı derdinin beka olması lazım. Bir devletin şu bu değil, bir numaralı derdinin beka olmaması durumunda o devlet devlet değildir. Peki devlet nedir? Bu sorunun cevabını ben şahsen şöyle veriyorum. Millet insan gibi bir organizmadır. Milletin özetidir insan bana göre. Peki bu insanın neresi devlete benzetebilir? Başı mı? Değil. Kolu mu? Değil. Kalbi mi? Değil. Bu insanın sıhhati devlettir. Onun için belki bu ayrıntıya işaret etme anlamında değil ama kan dediği gibi olmaya devlet canında bir nefes sıhhat gibi. Bir insanın sağlıklı olmasıdır. Bir kurum gibi algılıyoruz biz. Bir yapı gibi algılıyoruz. Hayır. O insanın her yeri o devletin bir cüklüdür. Bariyse o devlet o sağlıktır. O insan sağlıklıysa devlettir. Ya derin devlet nedir? Derin devlet ise egodur, nefistir. Bendir. Ben. Nedir o ben? Her durumda, her şartta önce benim varlığımın devamı, yaşama içgüdümün gereğini yerine getiren mekanizma. Derin devlet bendir, nefistir. O yüzden derin devletin her nefis gibi günahları olabilir. Ama nefsimiz bize bir sürü günah işletiyor diye nefsimizden vazgeçemiyoruz. Din de bunu istemiyor. Bunun eğitim, terbiye edin diyor ama nefis bizim yaşama için. Şu mu Sayın Mete? Sert de şöyle diyorsunuz. Derin devlet, devlet tekerinin devrilmesini önlemek de görevlidir. Evet. Halbuki bizdeki yapı şudur. Devletin tekerine çomak sokarak onu arızaya uğratmak ve sonra da güya onu onarmak. Bir dilberi denize atmak, sonra onu kurtarıp ifade etmek gibi. Bizim derin devletin anladığı budur. Evet, bizde derin devlet gibi geçinenlerin yaptığı budur. Buna göre. Evet. Şimdi, öyleyse bugün Türkiye derin devleti olmadığı için yani nefsin var olmayışı dolayısıyla bir yaşama içgüdüsünü yitirmiş mekanizmayla karşı karşıya bulunduğumuz için dolayısıyla yüzeyde bir devlet görüntüsü var ama devlet yoktur. Devlet olsa en azından somut olarak şöyle baktığımızda Milli Güvenlik Kurulu ki ben Milli Güvensizlik Kurulu diyorum orada üç erk var, üçü de birbiriyle hasım gibi. Oturdukları zaman basına poz vereceklerinde bir gülücüğü bile, yalancıktan bir gülücüğü bile bu topluma umut verebilmek için esirgeyen erklerin oluşturduğu bir kurula ancak güvensizlik kurulu denir. En tepedeki kurulu, güvensizlik kurulu olan bir ülkeye ben devlet demiyorum. İsterse beni assınlar, bugün bu böyle sürdüğü müddetçe bu yapıya devlet gözüyle bak. O yüzden kendinliği de olan aslında nedir biliyor musunuz? Kendinliği olan bir çete reisinin devlet reisliği oynaması, bir çetenin devletçilik oynaması ve koca bir devletin bir çete kadar aciz duruma düşmesidir. Felekte bah tutansın. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Peki, teşekkür ederim Sayın Bey. Evet, Sayın Bey, kendinliğinde ne oldu efendim? Siz nasıl bakıyorsunuz? Teşekkürler Sayın Başkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi Ömer Lütfü Bey'in peşinden konuşmak da zor olacak. O benim söyleyebileceğim yani çok farklı tarzda konuşuyoruz ama konuşma kapsayıcı oldu ve meseleyi bütün yönleriyle ele aldı. Şimdi o zaman ben... Yalnız toplantı açık mı müdahale serbest. Ha, o zaman ben şöyle yapmaya çalışayım. Bu işin içini doldurmaya çalışayım. Yani Ömer Lütfü Bey'in söylediklerinin içine et kemik olacak türden bir şeyler doldurmaya çalışayım. Şimdi Şemdinli'de ne oldu? Benim bir huyum vardı. Bir konuyu ele aldığımda onun detaylarını
Yani eldeki mevcut bilgiler neyse, ki şu anda Şembinli'de ne oldu, nereden inceliyoruz? Gazetelerde çıkan havadisleri alıyoruz. Onları bilgi kirliliği olarak topluma sunulmuş bölümlerinden mümkün mertebe arındırıyoruz. Ondan sonra işte değişik partilerin temsilcileri gittiler, heyetleri gittiler bölgeye. Onlar hemen birer tane gözlemlerini içeren raporlar hazırladılar. O raporlar kendi partilerinin internet sitelerine girdi. Aşağı yukarı her partinin bir heyeti gitti bölgeye falan. Bunları incelediğinizde bir de son günlerde bu işin içinde olanların ifadeleri basına yansıyor. Özellikle Saygı Öztürk'ün galiba Gözcü gazetesinde ayrıntılarını yazıyor, diğerleri yazmadığı için. Diğerleri susurluk peşindeler. Bunları yan yana getirdiğinizde bir resim yapmak mümkün olabiliyor. Ha, bu resim nihai resim olmayabilir. Tam gerçek olması kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü birinci elden verilere ulaşabilmemiz söz konusu değil. Zaten hiçbir zaman da mümkün olamayacak herhalde. Ama en azından devletin bir resmi tahkikatı var. Bu tahkikatın içinde birinci elden bilgilere de ulaşılıyor. Şimdi bize özellikle İngiltere'de hocalarımız bunu öğretirlerdi. Derlerdi ki, bir teoriyle başlama işe. Yani bir yemek yapacağız seninle şimdi. Yemek teoriyle başlarsan şöyle olur derlerdi. Şimdi önce bir ava çıkalım. Elimizde tüfeğimiz var. Ama aynı zamanda tüfekle vurulacak değil de oltayla tutulacak cinsten belki balık tutmak söz konusu olur. Nehirde, gölde bir yerde. Bunların hepsini kuşanalım, gidelim. Sonra keklik mi vuracağız? Tavşan mı bulacağız? Vuracağız. Veya balık mı tutacağız? Geyik mi vuracağız? Bunların hangisini av belirleyecek? Avdan bunu alalım, gelelim. Ondan sonra elimizde bunları pişirecek ne malzeme olabileceğini görelim. Onu nasıl pişireceğimize karar verelim. İşte nihai teori budur. Önce bir meseleyi öğrenelim derlerdi. Şimdi ben de bu huydan hareketle böyle yapıyorum. Yani gazeteleri şöyle bir temelden tırnağa, internet sitelerini bakıyorum. Şimdi önce bir müthiş bir bilgi kirliliği var işin içinde. Ama hadiseye bakıyoruz. 9 Kasım 2005 günü Şemdinli'nin küçük bir yer, 6 dükkandan oluşan bir pasajının içinde bir tane kitapçı dükkanı var. Ve buraya saat 12.15'te bir el bombası atılıyor. Kitapçının sahibi diyor ki, biz öğle yemeği yapmak için kitapçı dükkanının iç odasına doğru ben giderken bir anda camın kırıldığını, içeriye bir el bombasının atıldığını, pimi çekilmiş el bombasının atıldığını gördüm diyor. Hemen bomba patlamadan önce kendimi dışarı attım ve bombayı atmış, kaçmakta olan bir kişiyi pasajdan çıkarken gördüm, onun peşine düştüm, millete bağırdım. Bak o bombayı atmış, koşun peşine dedim. Ve böyle oldu diyor. Dükkanın içinde kalanlar yaralandı, öldü diyor. Şimdi bu işin profesyonelleri de diyor ki, bu el pimi çekilmiş el bombası 5 saniye içinde patlar diyor. Yani bu adamın dükkandan bombayı görüp çıkabilmesi mümkün değildir diyor. Daha sonra bölgedeki emniyet güçlerinin yaptıkları tespitlerde, ha bir de diyor ki kitapçı, ben diyor pasajdan çıkarken, yani onu, adamın peşinden koşuyor ya, başka bombalar atıldığını da duydum diyor. Şimdi o zaman demek ki o kaçmakta olan kişi, bombayı atan kişi belki de değil. Kimse o kaçan. Şimdi böyle bir dünya çelişkili ifade var. Ama işin az önce dediğim gibi ne olmuş diye bir resim yapmaya çıktığınızda şöyle bir tablo var karşınızda. Saat 12.15'te buraya hakikaten bir el bombasıyla saldırıda bulunulmuş. Saat 12.17'de yüzlerce kişilik bir kalabalık toplanmış. Şimdi bu oradaki haleti ruhiyeye uygun bir davranış değil. Çünkü güvenlik kuvvetlerinin çok kolay tertibat aldığı, genellikle bu tür patlamaların ardından hemen emniyetin ve bölgedeki diğer unsurların intikal ettiği ve halkın genellikle karışmaktan imtina ettiği bir ortamda bir anda yüzlerce kişi toplanıyor. Ve bu yüzlerce kişi aynı anda, neredeyse aynı anda
Susurlukçular burayı bombaladılar. Jandarma timleri bomba attı içeri demeye başlıyor. Şimdi burada bir gariplik var. Yani 12-17'de bunlar söylenmeye başlanıyor. 12-18'de Roj TV naklen yayına geçiyor. Ve Susurluk benzeri bir hadisenin yaşandığını, halkın vaziyeti tespit ettiğini, bir anda toplandığını, hadiseyi yapanları yakalamak için halkın kalabalıkların harekete geçtiğini söylüyor. Ha, bu arada pasajın 150-200 metre açığına park etmiş olan bir Renault marka arabanın içinde iki tane jandarma istihbarat subayı var, as subayı. Bunların üzerine halk, o grup, o kalabalık yönlendiriliyor. İşte bunlar yaptı, işte vay ben onu gördüm, sen de vardın, yoktun filan. Ondan sonra bunların arabasına el koyuyorlar. Şimdi bu kişilerin arabasından, şimdi basın yazıyor, diyor ki çok sayıda bomba ve kalaşnikoflar çıktı diyor. Evet. Yani adamların üstüne kayıtlı bombalar, kayıtlı kalaşnikoflar, resmi emirle orada bulunan bir şeyle, ne diyelim, muhbirle görüşmek için resmi yazılı emirle bölgeye gitmiş iki personel. Şimdi bu işin polisiye tarafı. Yani bu tablo çok açık. Şimdi burada bir gariplik olduğu kesin. Yani işte bir defa bu jandarma personelinin böyle bir şey yapması garip. İkincisi, böyle bir örtülü operasyon yapılmaz gecenin bu saatinde. Kitapçıyı hakikaten derin devlet var olsa ve öldürmek istese herhalde bunu öldürebileceği dünya kadar başka yol ve yöntem bulur, zaman bulur. Yani öğlen saati 12-15'te gidip pasajın içinde adamın dükkanına bomba atmaya kalkışmak herhalde yapılacak en yanlış iş. Bunları anlatamıyorsunuz ama bu arada hemen bizim bütün televizyonlara ve gazetelere bir şey atıldı. Denildi ki Susurluk yaptı bunu. Şimdi az önce Ömer Lütfü Bey'in de söylediği gibi bu Susurluk işinin üzerine atladı. Sadece basın ve televizyonlar değil, hükümet de bunun üzerinden açıklamalar yaptı. Ve artık hiçbir şey örtülü kalmayacak. Sanki biz Türkiye devleti olarak bugüne kadar bir çete teşkilatıyız. Bir dünya gizli kapaklı iş yapılıyor. Bir dünya faili meçhul var ve bunların hepsini devlet yapıyor. Ama bundan sonra yapanlar sorgulanacak, tutuklanacak ve katiyen onların serbest kalmasına izin verilmeyecek. Böyle bir mantıkta başbakan açıklama yapıyor, başbakan yardımcısı açıklama yapıyor, ilgili bakanlar açıklama yapıyor ama ilgili bakanlar bölgede değil. Şimdi ama orada bunun arkasından cereyan eden hadiselere baktığımızda aslında meseleyi çözüyoruz. Şimdi ne oluyor? Bir anda o yüzlerce kişilik kalabalık binlerce kişilik kalabalığa dönüşüyor. Yani 5 ila 15 dakikalık bir süre içinde binlerce kişilik bir kalabalık toplanmış oluyor bölgeye, oraya, pasajın önüne. Şimdi bu kalabalık neler yapıyor? Atatürk büstünü yıkıyor. Türk bayraklarını yakıyor. Resmi daireler de dahil, askeri ve emniyete ait daireler hariç, bütün diğer yerlerdeki bayrakların hepsini yakıyor, indiriyor. Şehre resmen el koyuyor, şehrin girişini kontrol eden giriş noktasını ele geçiriyor. Oradaki şeyi de yıkıyor, kontrol noktasını da yıkıyor, emniyetin yaptığı. Ve orada kendisi PKK kontrolüne başlıyor. Girip çıkan araba, insan vesaire. Yani devlete orada el koyuyor adam. Ya da bu insanlar, bu kalabalık, bu grup. Şimdi arkasından Yüksekova'ya aynı hadiseler sıçrıyor. Orada benzeri hadiseler yapılıyor. Yani Atatürk büstü yıkılıyor, bayraklar yakılıyor, efendim giriş çıkış noktalarına şehrin el konuyor vesaire. Onda aynı gün Hakkari'de aynı şeyler yapılıyor. Hafta sonu bu defa Güneydoğu'nun neredeyse tümünde benzeri hadiseler vuku buluyor. Yani hadiseler nedir? Toplu sivil itaatsizlik tarzı. İşte bayrak yakan, büstleri yıkan, etraftaki güvenlik personelinin ailelerini taciz eden, onların evlerine taşlarla saldıran, çoluğuna çocuğuna saldıran hadiseler vuku buluyor. Şimdi bu arada ama basınımız bu hadiselerin tamamını nasıl veriyor? Nasıl veriyor? Şöyle, işte Susurlukcu emniyet personelinin, jandarmanın
bir kitapçıyı bombalamasına tepkiler olarak veriyor. Ve dolayısıyla meşruiyet kazandırıyor bütün bu hadiseleri. Yani bir haksızlık yapmış devletin personeli bile bile güpegündüz şehrin ortasında bu insanlar da buna kızıyor. Ne var bunda canım yani? Şimdi aynen bu tarzda veriliyor. Ama İki Asubay da tutuklandı bu arada. İki Asubay tutuklandı. Adamlar şeyden şimdi bakıyoruz en son şeylere şundan tutuklanmış. Adamlar demişler ki biz tamamen deşifre olduk. Hiçbir can güvenliğimiz yok. Bizi içeri alın, askeri cezaevine koyun demişler. Kendileri talep etmiş tutuklanmalarını. Çünkü adamların sadece kendileri deşifre edilmekle kalmadı. Adamların elindeki bütün ajandaları, oradaki kullandıkları, bölgede kullandıkları muhbirler, krokiler, haritalar, bunlara örgüt el koydu hepsini. Ya böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Ve bunu basın organize etti adeta. Meşruiyet kazandırdı. Gayet normal denildi. Şimdi orada bir vali vardı. Başarılı veya başarısız ama hadiseler üzerine açıklama yapıyor basına. Diyor ki kardeşim burada susurluk musurluk yok. Ankara'dan, İstanbul'dan göründüğü gibi değil. Burada ortada bir kalkışma hareketi provası yapılıyor. Bunun için bir gerekçe oluşturuldu. Ve bu prova çok tehlikeli. Bu böyle gidemez. Ayrıca mevcut yasalar çerçevesinde benim elim ayağım tutulmuş durumda. Buradaki askeri birlikleri kullanma yetkim yok. Yani bunları kullanabilmek için özel izinler almak durumundayım filan dediği için Başbakan bölgeye gittiğinde PKK'lılar kendisine diyorlar ki bu valiyi görevden alacaksın ve vali görevden aldı. Ya vali başarısızsa 6 ay sonra görevden alın kardeşim. 8 ay sonra... Peki baştan sayın Rahat. Şimdi yaş haddinin tamamlanmasına bir sene kalmış. O zamana kadar vali olmamış. Şimdi Türkiye'nin en hassas bölgesine vali yapıyorsunuz ve ondan sonra da bunu yapıyorsun. Peki baştan bunu yapmak, demin Ömer Lütfü Bey'in söylediği devlet idrakiyle şöyle mukayese ettiğinizde. Şimdi bir sene, bir buçuk sene önce bu adamı Keçiören Kaymakamlığından alıp Hakkari Valiliğine tayin eden de şimdiki İçişleri Bakanı. Şimdi bu adam başarısız diye PKK'nın talebi üzerine adamı görevden alıp Tokat'a vali gönderen, oradaki valiyi de buraya gönderen gene aynı İçişleri Bakanı. Peki o zaman İçişleri Bakanı'nın da görevden alınması gerekmiyor mu? Ya da istifa eden bir müessese yok mu? Öyle ya yani, eğer vali başarısızsa İçişleri Bakanı da başarısız. Yani bu şeye dönüyor. Kardeşim eğer silahlı kuvvetler bir yerde büyük bir hata işlemişse veya bir savaşı kaybetmişse, savaşı yürüten kor general suçlu da birinci başkan, genelkurmay başkanı, ikinci başkan onlar sorumlu değil mi? Böyle bir şey olur mu ya? Ha şimdi ikincisi, vali becerikli veya beceriksiz, cevval veya değil, halkla iyi teması var veya değil bunları bilmiyoruz. Ama orada yaptığı açıklamalar manidar hadise üzerine. Diyor ki, burada devlete el koyma teşebbüsü var diyor. Ankara'dan, İstanbul'dan göründüğü gibi değil, basın bunu böyle yazmasın lütfen diyor. Ve bunun üzerine siz valiyi görevden alıyorsunuz. Şimdi o zaman PKK'yı zapt edebilir misiniz bir daha? Yani PKK valiyi görevden aldık diyor. Şimdi kaymakamları da görevden almışlar. Peki ne olacak bunun sonu? O zaman yani işte devlet denen kavram tam manasıyla dumura uğratılıyor demek ki. Kitapçı, yani Hasan Hoca, kitapçı biliyor muyuz? Bu bomba patlama kitapçı ya. Bu arada halktan gizlenen bilgiler şimdi. Gene bizim basın ve hükümet yoluyla. Şimdi kitapçı mağdur bir insan konumuna sokuldu. Oysa kitapçı 1984'te PKK'nın yaptığı ilk baskında, yani Şembinli ve Eruh baskınlarının Şembinli ayağında bizzat vazife almış. Daha sonra 84-86 arasındaki faaliyetlerin tamamının içinde olmuş, yakalanmış ve 15 sene gün almış. 15 sene yattıktan sonra çıkmış, doğru Kandil Dağı'na gitmiş, 1-1,5 sene Kandil'de kalmış. Sonra geçen sene ani bir kararla gelmiş ve orada kitapçı dükkanı açmış. Şimdi bunu takip eden jandarma personelinin içeri verdiği ve gazetelere yansıyan sorgusunda diyor ki adam, bu kitapçı birçok şeyin başı diyor. Buradaki uzaktan kumandalı patlayıcılarla 15 şehit verdik diyor son 3 ayda. Bunların birçoğunun içinde bu adamın olduğundan eminiz çünkü telefon konuşmaları bunu gösteriyor. Ama suçüstü yapmaya çalışıyoruz, o gerekçeyle etrafındaydı. Aynı zamanda kitapçı PKK'nın da parasını yemiş, onu da tehdit eden PKK telefonları geliyormuş.
filan bunların hepsinde yazıyor adam. Bir de 700 bin dolar şey var sonuçta. Evet, İngilizlerin bu işin finansmanı için para verdikleri, organize ettikleri filan da söylüyor. Şimdi mesele açık. Mesele nereden açık derseniz, yani nihai analize gittiğimiz zaman karşımızda şu var. Şimdi Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti fiilen kuruldu. Şimdi bu Kürt devletini fiiliyattan hukukiliğe geçirme aşamasında bizi PKK ile meşgul etmeleri gerekiyor. Bizi PKK ile meşgul ederken PKK ile mücadele eden güvenlik kuvvetlerinin de moralinin, mücadele azminin kırılması gerekiyor. Şimdi vaktiyle bir susurluk çıkartıldı ve Türkiye'nin temel istihbarat kurumları birbirine düşürüldü basın yoluyla. Birbirleri aleyhine yapmadık, ifşaat bırakmadılar. Çok ayıp bir şeydi bu. Ondan sonra ama bir şey oldu bakın. Susurluğun içi doluydu veya boştu bilmiyorum ama susurluk diye söylenen, damgalanan insanların, milletvekilleri de dahil olmak üzere hepsinin dokunulmazlıkları kaldırıldı, defalarca da yargılandılar, ortaya ciddi bir şey de çıkmadı. Fakat bir şey oldu o susurluk üzerine. O zamana kadar polis özel harekat timleri oluşturulmuştu. Ve emniyet özel harekat adeta lağvedildi. Tamamen etkisiz hale getirildi ve bölgeden çekildi. Şimdi onların yerini jandarma özel harekat doldurmuş durumda. Yapılmak istenen şuydu, jandarma öyle özel harekatta bölgeden çekilsin. Niye? Çünkü bunlar kirli işler yapıyorlar. Şimdi bunu büyük resimle birleştirmemiz lazım. Büyük resimde ne diyor? Avrupa Birliği'nin en son ilerleme raporunu okursanız, bu sene 9 Kasım'da çıkan, gene 9 Kasım'da çıkan katılım ortaklığı belgesini okursanız, bölgeye dair pek çok talebi var. Ama bunlardan en çarpıcı olan ve en mantıksızı olan, ötekiler mantıklı değil zaten ama en mantıksızı bağlamında söylüyorum. Diyor ki köy koruculuğu sistemini derhal lağvedeceksiniz. Ha bir şey istiyor Avrupa Birliği'de. Köy koruculuğunu lağvedin. Şimdi bu jandarma timlerine yapılan isnattan dolayı da onları da bölgeden çekin. Çünkü bunlar kirli işler yapıyor. O zaman bunu yaptığınızda şu çıkar ortaya. Yani siz bölgeyi terk edeceğinize dair kesin bir kanaat vermiş oluyorsunuz orada bölgedeki insanlara. Şimdi bölgedeki insan bugüne kadar Türkiye Devleti'nin yanında PKK ile mücadele etmiş, yüzlerce, binlerce şehit vermiş korucu aileleri. Ki bunların sayısı PKK militanları, sempatizanları, PKK'ya yardım ve yataklık edenlerin sayısından en az 5, muhtemelen 10 kat daha fazla. Yani bizzat bu mücadelenin içinde olan. Şimdi bu insanları siz yüzüstü bırakırsanız, PKK'nın ve Barzani'nin merhametine terk ederseniz bu bölge biter. Ondan sonra günün birinde politikanızı değiştirip PKK'yla mücadele etmek için bölgeye gitmek isteseniz oradan bir tane müttefik bulamazsınız. Oradaki eski korucu aileleri de PKK'lı olmuş olur ve size der ki kusura bakmayın kardeşim. Siz bizi bu adamların eline bıraktınız, çektiniz gittiniz. Biz sizin yarın tekrar çekip gitmeyeceğinizi nereden bilelim? Biz size güvenmiyoruz derler. Ha, resmin bir tarafı Avrupa Birliği ile bağlantılı. Niye? Çünkü Avrupa Birliği ilerleme raporunda hiç alakası olmayan bir bölümde diyor ki köy koruculuğu sistemini derhal kaldıracaksınız. Şimdi de Avrupa Birliği'nin Ankara'daki temsilcisi Kretschmer diyor ki bu Şemdinli olayı çok önemli. Bunun üzerine neler yapılacağını ilgiyle, merakla takip ediyoruz diyor. Yani jandarma birlikleri bölgeden çekilecek mi? Özel kuvvetler bölgeden çekilecek mi? Bunları göreceğiz diyor. Ha bunları çekeceksiniz anlamında söylüyor. Şimdi demek ki hadisenin bir ucu, büyük resmin bir ucu bu Avrupa Birliği ile bağlantılı. Yani gerisinin bir tarafı, öyle mi diyoruz? Bu hadisenin gerisinin bir tarafı buraya irtibatlı. Evet. Öyle mi diyelim? Şimdi öbür tarafına gelince, öbür tarafta Kuzey Irak'taki Kürt devleti olgusuyla. Yani Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kuruluyor. Bu sırada Türkiye'nin meşgul edilmesi, kafasının karıştırılması ve bırakın sınırın ötesine bir şey yapmayı, düşünmeyi, kendi sınırının içini kontrol edemeyeceğine inandırılması gerekiyor. Ve bu yapılıyor ısrarla. Ve ben size bir şey söyleyeyim. 2007'de Kerkük'ün nereye ait olacağı Irak Anayasası'na göre belirlenmek zorunda. Ve oradaki iki Kürt aşireti Barzani ve Talabani Kerkük'ün kesinlikle kendilerine ait olacağı konusunda tavır koydular.
Şimdi 2007 aralığına kadar demek ki bunlar PKK'yı kullanmaya devam edeceklerdir bize karşı. Aktif bir şekilde, artan bir dozda. PKK sadece Güneydoğu'da eylem yapmakla kalmayacaktır. Başka yerlerde de yapacaktır. Çünkü PKK'nın eylem yapmasına en uygun ortam var şu anda. Hükümetin kafası karışık. Zaten ben bu AKP'ye o manada aklı karışıklar partisi diyorum. AKP'nin aklı. Şöyle mi toparlayayım, söylemeyin şey? Bir iki dakikada toparlayacağım. Peki ben anladığımı söyleyeyim mi? Kürt devleti münasebetiyle Amerika var bir bakıma işin gerisinde, Avrupa Birliği münasebetiyle AB bu işin gerisinde diyebilir miyiz aslında? Doğru. Evet. Doğru. Zaten 8 Ocak günü Ankara'da Flash TV'de şu sonradan Hulki Cevizoğlu'nun Ceviz Kabuğu programına çıktı. İbrahim Güçlü ilk benimle tartışmıştı ve orada dedi ki şimdi dedi Güney Kürdistan Amerika'nın marifetiyle bağımsız bir devlete dönüştü. Neresi dedi? Tek tek saydı. Bütün Kerkük, Musul hepsi dahil. Güney Kürt, peki dedim bunun kuzeyi neresi? Valla bana bir harita saydı, Ardahan'dan İskenderun'a, hepsi dahil içine. Burası da dedi Kuzey Kürdistan. Peki burası, burayı nasıl dedim kuracaksınız, nasıl gerçi? Burayı dedi de Avrupa Birliği yoluyla çıkarıyoruz. Biz devlet kuruyoruz. Açık söylüyoruz. Bana 8 Ocak 2005'te ya, bu adamın şimdi o, yani ceviz kabuğuyla ortaya çıkması daha yeni, birkaç hafta önce. Öldürdükçe cümledi, kim diyor? Yurttaşı. Yurttarım diyor, ben ta, o zaman da dedi bize, o zaman da dedi. Ve şey dedi, yani siz hiçbir şey yapamazsınız dedi. Biz Türkiye'yi dört koldan bağladık dedi. Güney Kürdistan'da Amerika yoluyla, Kuzey Kürdistan, Türkiye içinde de Avrupa Birliği yoluyla bu iş bitti dedi. Sizin çareniz, mareniz yok dedi. Hatta ben o konuşmada dedim ki sen doğru söylüyorsun, takiye yapmıyorsun. Çünkü bütün Kürtçüler çıkıp demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapıyorlar. Sen doğru söylüyorsun, seni tebrik ederim dedim. Yalnız bir şey unutma, bu senin söylediğin bir kimlik mücadelesidir. Yani iki toplum bir coğrafyayı ele geçirmek için mücadeleye tutuştuğunda bu tarihin her döneminde, dünyanın her coğrafyasında mutlaka karakolluk olmuştur. Altta kalanın burada canı yanar ve hiç burada altta kalırsanız kimseye söyleyecek bir lafınız yok. Niye efendim insan hakları eksikti, niye demokrasi yoktu filan demeyeceksiniz diye. Hatta onun üzerine İstanbul'dan takiye yapan bir Kürtçü şey dedi, işte Hasan Hoca dedi hemen meseleyi dedi Avrupa Birliği tarafına, demokrasiye, insan hakları tartışmasına getiriyor. Bu İbrahim Güçlü denen adam dedi başımızı derde sokuyor, nereden çıktı geldi bu dedi, ben hiçbir görüşüne katılmıyorum filan. Yani o da PKK'ya da karşı İbrahim Güçlü. Ha, o da yani öbürü de diyor ki yani biz bir demokrasi ve insan hakları tezgahı kurmuştuk. Bu tezgahla aslında Türkiye'nin belli bölgelerini adeta işte bir Kürdistan şeklinde organize etme yönünde gayretlerimiz vardı ama bu gayretlere bu adam zarar veriyor demek istiyor. Şimdi işin tekrar şeyine gelirsek, özüne gelirsek, şimdi Türkiye bu Avrupa Birliği siyasetini bugünkü tarzda sürdürerek Amerika ile ilişkilerinde bu teslimiyetçi dozda ısrar ederek bu gidişattan kendisini kurtaramaz. Ve işin kötü tarafı bu gidişat Türkiye'yi ne demokratikleştirir ne de şeffaflaştırır. Türkiye maalesef etnik milliyetçiliği teşvik eden bir mantıkla yönetiliyor ve bu etnik milliyetçilik girdabının Türkiye'yi götüreceği adres bugün parçalanmış olan eski Yugoslavya'dır. Ha Türkiye parçalanmaz. Çünkü Yugoslavya çok fazla etnik gruptan oluşuyordu. Türkiye bir mozaik değil bu manada. Yapılan anketler, antropolojik çalışmalarda bunu gösteriyor ki insanlar hangi etnik kökenden gelirse gelsin, bizim ortak paydamız olan Müslümanlık ortak temelinde kendini Türk hissediyor. Kendisini Türk hissetmeyenlerin ve kendi etnik kimliğini, mesela Kürt kimliğini veya başka bir kimliğini Türklüğe alternatif olarak gören, Türklüğün dışında gören grupların Türkiye'deki sayısı oldukça az ve %7 civarında çıkıyor bu rakam. Bu ciddi ciddi çalışmalardan elde edilmiş bir sonuç. En son size, diğer çalışmalardan devam edeceğiz, panelde konuşuruz, örnekler de veririz. Ama en son bir tane yapılan çalışmadan örnek vereyim. Avrupa Birliği Komisyonu'nun azınlıklar ve insan hakları ile ilgili genel müdürlüğünün
Eurobarometre denilen araştırma kurumuna yaptırdığı bir araştırma var. Bu bir iki ay önce yayınlandı sonuçları. Bende var. Orada soruyor, diyor ki Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa kıtasında hem üye ülkelerde hem de aday ülkelerde oradaki resmi dilin dışında ana dili başka olan insanların oranlarının tespit edilmesini istiyor. Yani Almanya'da mesela ana dili Almanca'nın dışında ne kadar insan var, başka ülkelerde ne kadar var diye bunların tespitine gidiyor. Türkiye'de ana dili Türkçedir diye deklare edenlerin oranı hiçbiriniz tahmin edemezsiniz. Ana dili Türkçe diyen. Onu söyleyin bitirelim. %93. %93 diyor ki ana dilim Türkçedir. Son bir şey, peki ana dilin dışında bir başka ana resmi dilin dışında ana dili olanların Türkiye'deki oranı da %9. Yani %102 ediyor. Demek ki %2'lik bir insan grubu Türkiye'de hem Türkçeyi hem de bir başka ana dili, ana dili olarak kullanıyor. Şimdi burada %7'lik bir rakam Türkçenin dışında, yani resmi dilin dışında bir ana dili olduğunu söylüyor. Şimdi ana dil tespiti, bir ülkede eğer ana dilden hareket etsek, kaldı ki Türkiye'de ayrı kimlik oluşturmanın temel unsuru dil değil, genellikle dindir. Din farklı olursa ayrı kimliğe gider iş. Ama dilden genellikle gitmez bizim coğrafyamızda, onu ileride konuşuruz. Şimdi burada %7'lik grup eğer farklı ana dilim farklıdır diyorsa, bunun muhtemelen daha az bir kısmı, ya %6'sı, %6,5'u, %5'i, %5,5'u kendisini Türk hissetmiyor olabilir. Çünkü kimlik daha farklı bir olgu ve ana dilin rakamından daha düşük olması gerekir. Zaten dikkat edin arkadaşlar, Türkiye'de bu Kürtçülük yapan partiler sık sık isim değiştiriyor, takip etmesi zor oluyor. Genellikle %5 ile 6 civarında da oy alıyorlar. Zaten hadisenin özü de budur. Ama şu anda etnik milliyetçiliği teşvik eden bir kafa iktidarda maalesef. Ben bunu soru olarak tercih edecektim Sayın Yok, ama Hasan Bey o sorunun kendine ait bölümünü bir bakıma konuştu. Şimdi son zamanlarda Türkiye'de bir moda çıktı. Türkiye'yi illaki bir şeye benzetme. Sayın Bahçeli ile başladı bu. O Türkiye çiçeğe benzetti önce. Arkasından Sayın Başbakan Türkiye'yi mozaiğe benzetti, mozaiğe dönüştürdü. Arkasından yetmedi, illaki Türkiye'nin bir şeye benzemesi lazım. ANAP Genel Başkanı Sayın Mumcu'dan Türkiye'yi şerbete benzetti. Yani Türkiye'yi illaki bir şeye benzetme şeyi var. Türkiye Türkiye olamıyor. Şimdi Eskişehir'de gezerken benim dostlarım da latife yapıyorlar, ya ciddi belki de söylüyorlar. Ya hocam, yani bu Sayın Başbakan ve diğerleri bizi hiç anmıyorlar. Biz de muhaciriz, biz de kimliyiz, biz de Tatarız, biz de kimliyiz. Bizi ihmal ediyorlar diye. Zaten sizin Lazlığınız da var ama sizi ifade ediyorlar ama yani siz şimdi, değil mi efendim? Evet, ne diyorsunuz bu kimlik işine Sayın Bey? Evet. Tabii Karadeniz deyince herkes bir kere bunu düzeltti. Böyle zannedilen en azından kafasındaki İstifamı bir giderdim. Ben Laz değilim, Laz da olabilirdim ama yine de kendimi Türk olarak tanımlardım, ayrı mesele. Fakat Laz'da giden bir tanımdan değilim. Karadeniz'de Laz olanlar, Laz olmayanlardan çok daha azdır. Yani Lazca bilenler. Şimdi bu mozaik meselesi hep söylendiğinde rahmetli Türkeş'in hepinizin bildiği o meselesi. Ne mozaiği tam lafını hatırlamadan edemiyor insan. Şimdi tabii ki bu mozaik lafını ortaya atanlar akıllı adamlardı. Akıllı düşmanlar. Yani bir taş attılar. Şimdi bizim akıllı geçinenlerimiz bu delinin attığı taşı eviriyor, çeviriyorlar. Güya kuyudan çıkarmaya kalkıyorlar ama daha da batırıyorlar. Aslında bu millete millet dememek için bir sebep mi vardı da mozaik diyoruz? Bu kalem, kalem dediğimiz bu zaman bunu herkes anlıyor. Buna ikinci bir art koymanın alemi ne? Bunu ancak bir münafık yapar, kafa karıştırmak isteyen birisi yapar. Yani bu millet, millet
Yani milletin millet olduğundan bizim şüpheye ihtiyacımız mı var? Ama birilerinin bu şüpheyi yaymaya, ortaya atmaya ve yaymaya ihtiyaçları var. Buna balıklama atlayan gafillerimiz atladılar, bunu kullandılar. Yani millet dememek için mozaikti, çiçekti, şerbetti, şuydu bu ya, bir millet diyemiyor muyuz bu millete? Niye diyemiyoruz? Ha bütün bunlar ama bir şey. El hayru fî mâ vakâ fehvâsınca sonuçta hayra vesile olacak diye düşünüyorum. Bu Kürt ırkçılığı da böyle oluyor. Vaktiyle bir millet bilinci, bir Türk milleti bilinci üzerinde çalışılmadığı için olsa gerek, kültür ihmal edildiği için olsa gerek, özellikle ilk orta öğretimimiz yerli ve milli bir eğitim olmadığı için olsa gerek, milli bilinç oluşmadığı, gelişmediği ve çağın entelektüel gelişimine paralel bir açılımla benimsenerek insanların beynine ve gönlüne, insanımızın beynine ve gönlüne sinmediği için olsa gerek, ortaya kendimizi millet olarak tanımlamamamızı isteyenlerin attığı fitnelere kapılacak bir sürü gafil insan çıktı. Ama medyasından sanat dünyasına kadar her yerde, neredeyse bu süreçte Hitler döneminin üstün ırk temsilcisi görünümüyle bir Kürtlük olgusu çıkarıldı. Yani Kürdüm demek, Kürtlüğe vurgu yapmak, sanki üstün ırka, bu ülkedeki üstün ırka mensubiyetmiş gibi yüceltildi, yükseltilen değer haline getirildi. Siyasetçi ona prim vermeye, siyasetçi ona şirin görünmeye, aydın oralardan destek almaya, onların hoşgörüsünü sağlamaya heves etti. Bunu sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi özellikle batılı güçlerin Kürt değerini yüceltme konusundaki planları. Aslında Kürt'e şirin görünmekten ziyade onlar Avrupa'ya şirin görünmek için PKK'dan beter adeta Kürtçülük yaptılar. Ne oldu? Bu normalde Türkiye'de daha önce kendisini Çerkez olarak, Laz olarak, efendim Arnavut ya da Gürcü olarak köken itibariyle farklı bir geçmişe ait bir parça hissettiği için çok fazlasıyla bir Türklük kaygısı ya da hevesi, benimseyişi olmadığı için onlarda ciddi bir üçüncü sınıf, ikinci de değil, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, zurnanın son deliği olmak duygusu gibi bir duygu oluşturdu. Bunun geliştirdiği tepki onları gerçekte etnik temelde olmayan Türk milleti değeri etrafında bütünleşmeye yönlendirdi. Yani bu fitne tezgahlayanların tasarladığının aksine bir sonuç doğuruyor. Benim bundan yana bir tek kaygım var. Hocamın dediği gibi bu iş karakol olursa bir katliam sabıkasıyla sabıklanırız diye korkuyorum. Ortada Kürt kalmaz. Onlar bu ülkenin güzel bir rengidir. Tarihimizde ortak olduğumuz, bir olduğumuz, kardeş olduğumuz insanlardır. Onların başına bir facia gelir. Bu facia bizim faciamız olur diye. Bir tek kaygım budur. Yoksa bütün bu Kürt, Kürtçü vurgusu aslında Türkiye'nin, Türk milletinin millet olarak kenetlenmesine katkıda bulundu. Olumsuz yanları dediğim gibi insanlarda bir Türk nefreti oluşturuyor mu? Evet, oluşturuyor. Bunu dengeleyebildik. O 15 yıl süren alçakça saldırıların olduğu süreçte her kapıya bir şehit dayandığı günde bu büyük Türk milletinin insanı geçmişine layık olduğunu göstererek saf ile samanı birbirine karıştırmadı.
eşkıya ile masum, sade ya da kısmen masum hatta Türk vatandaşını birbirinden ayırdı. Bu olgunluğu gösterdi. Ama ateşle oynadıkları için, bu kimlik bir ateşle oynamadır. Kimlik üzerine vurgu, kimliği kaşımak, kimliği sorgulamak, kimlik üzerine kültür ikame etmek ya da varmış gibi, ayrı bir kültür varmış gibi, yapay bir